Nasıl geçti içeride ilk haftan İlhan? Mapusluk abi. İyisi kötüsü olur mu? Olmaz tabii, haklısın. Sadece kötüsü olur burada yatmanın. Hele ki boş yere yatmanın ha. Amirim etme eyleme ne olursun. Asıl sen bunu etme kendine İlhan. Adımız gibi biliyoruz. Senin burada boşu boşuna yattığını. Abi. Dinle beni evlat. Kimin suçunu aldıysan, kimden korkuyorsan anlat bize. Dışarı çıkmaktan korkma. Korurum seni. Ama burada olmaktan kork. Burada her gün yavaş yavaş gençliğin gider elinden ha. Çürürsün. Hiç kimse hiçbir şey yapamaz burada. Anladın mı beni? Amirim ayağının altını öpeyim gelme bir daha. Ben diyeceğimi dedim. Kaderime razıyım ben amirim. Zahmet etme bir daha. Ezme beni. Aklı başına gelir demiştik ama pek bir şey değişmemiş. Konuşmayacak. Kime inandıysa körü körüne inanmış. Kendinden başka kimseyi satmayacak bu olan. Ne yapacağız peki Rıza baba? Öylece kapanacak candaşların cinayeti. Kapanmaz tabii ki. Ama asıl katilleri bulmadan İlhan'ı da alamayacağız buradan. Belli oldu bu. Hayırdır İlhan'ım? Ne görüşüymüş bu? Bizim akrabalardan biri ağam. Rica etmiş. Savcıyla bir 10 dakika görüştürdüler. Varsa dışarıda ihtiyaçları halledelim aslanım. Elimiz kolumuz her yerde biliyorsun. Yok ağam. İyiler Allah razı olsun. İyi olacaklar tabii. Neden? Sen iyisin burada. Aslan gibi girdin yatıyorsun. Hiçbir eksiğin yok. Namın yürümüş bile piyasada. Candaş köpeğini harcayan delikanlı diye anlatıp duruyormuş herkes. Sağda solda. Sahi mi Rüştü ağam? Sahi tabii. Mapusluğun ek dışarıda yiyeceksin. Gençsin daha göreceksin. İdris. Oğlum söylemek mi lazım? Adamıma çay getirsene. Hemen abi. Bakmayın genç durduğuna. Mangal gibi yüreği var bu kardeşinizin. Başka tıfıllarla karıştırmayın. Yanlışınızı görmeyeyim. İlhan benim telefonumu getir oğlum. Hemen abi. Hadi. Buyur abi. İdris kapıya bak sen de. Alo Selim. Buyur Rüştü abi. Ne yaptınız oğlum? Mekanda